Şimdi geldik 16. yüzyıla arkadaşlar. İlk şairimiz kim? Zat. Arkadaşlar Zati balık esirlidir. Asıl adı İvas. Satılmış veya bahşıdır. Kendisi çizmecilik yapıyor. İkinci Beyazıt döneminde İstanbul'a giderek orada bir yandan şiirler kaleme alıyor. Aynı zamanda da remilcilik yani remil ne demek? Falcılık yapıyor diyebiliriz. Beyazıt cami yakınlarındaki remilci dükkanı genç şairlerin uğrak yeri oluyor. Ömrünün sonlarına doğru geçim sıkıntısı çeken şair düşük rütbeli devlet adamlarına bile kasideler sunuyor kendisinden şiir sipariş edenlere parasıyla şiirler yazıyor. O halde geçimini neyle sağlıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi işte bu şekilde şiirler yazarak hani şairlere işte normal sıradan insanlara şiirler yazarak geçimini sağlıyor diyebiliriz. Türk Edebiyatı'nın en çok gazel yazan şairi Saat'tir. Divan Çiçeği pervane, Edirne şehrengizi ve ile adlı eserleri de vardır diyebiliriz. Edirne şehrengizi bu türün Anadolu'daki ilk örneklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Yani ben zaten bu şemi pervane ile ilgili arkadaşlar yine benim YouTube kanalımda bununla ilgili biliyorsunuz şemi pervane mumla ışığın aşkını anlatıyor. Ben de bununla ilgili bir zaten video yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Vaktiniz varsa arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Bakiye geldik. Onun şiirleri ses, Türkçeye hakimiyet ve söyleyiş bakımından kusursuzdur. Rindani üslup Baki'nin şiirlerinin temel özelliğidir. İstanbul Türkçesini o zamana kadarki şairler içerisinde en başarılı şekilde kullanan şair Baki'dir. O hayatın zevk ve eğlencelerini şiirinin merkezine yerleştiriyor. Mazlum ve mensur eserleri olan Baki'nin asıl öğrenme eseri ise Divanı'dır. Divanının haricinde üçü de Arapçadan çeviri olan Fezailül Cihat, Fezaili Mekke ve Malumül Yakın adlı eserleri de önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Geldik Hayali Bey'e. Hayali Bey deyince aklımıza şu gelecek. Adı Mehmet, lakabı Bekar Memi. Tek bir tane eseri var o da divanıdır. Kendisi Karanderi Dervişlerine katılarak İstanbul'a geliyor. Kanuni'nin en sevdiği şairlerden bir tanesi oluyor. Karanderi meşrep bir şair olduğu için hayalinin şiirlerinde tasavvufi ve mistik bir havada vardır diyebiliriz arkadaşlar. Zaten tek eseri divanıdır demiştik. Şimdi geldik Fuzuli'ye. 15. yüzyılın en önemli şairi kimdi? Alişin Nevay'dı arkadaşlar. Peki 16. yüzyıl Türk Edebiyatı'na geldiğimizde en önemli şair kim derseniz tabii ki de Fuzuli diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Fuzuli 3 dilli bir şair olduğu için Türk Edebiyatı'nın en tanınmış şairi olarak biliniyor. Mesela adam Arapça, Farsça ve Türkçe. Üçünde de çok ön plana çıkıyor arkadaşlar. Onun şiirleri üzerinde düşündükçe yeni manalara ulaşabilecek bir derinliğe sahiptir. Aşkı ve ondan duyulan acıyı Fuzuli kadar yakıcı bir şekilde işleyen başka bir şair yoktur. Kendisi tamamıyla aşk şairdir arkadaşlar. Tabii ki de biz bunu nereden görüyoruz? Kendisinin Su Kasitesi adlı eserine baktığımızda tam bir ızdırap şairi kendisi. Fuzuli'nin şiirlerinde tasavvuf önemli bir yer tutuyor. Ama kendisi mutasavvuf bir şair olduğunu söylemek mümkün değil kendisine ne yazık ki. Mensur ve mazum eserleri vardır. Mensur eserleri yani düz yazı olan eserleri Hadikatü Süada. Burada Kerbela vakasını anlatıyor. İçinde tabi ki bunun mensur olmakla birlikte mazlum parçalar da vardır arkadaşlar. Rindu Zahit ise Farsça mensur bir eserdir. Zahit bir baba ile Rint bir oğlun münazarasına dayanıyor. Sıhhat Maraz ruhun beden ülkesine gelişinin tasavvufi alegorik bir şekilde anlatıldığı Farsça bir eserdir diyebiliriz. Eserin diğer adı ise Hüsnü Aşk'tır. Demek ki Sıhhat adlı eserin diğer ismi neymiş? Hüsnü Aşk arkadaşlar. Türkçe mektupları var. Fuzuli'nin Osmanlı yöneticilerine yazdığı şikayetname içerikli mektuplardır bunlar. Matnaul itikat, fi marifetil mebtevel menaat yani şunu söylemeye çalışıyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusuna cevaplar aranan Arapça bir eserdir Matnaul itikat adlı eseri. Risale-i Muamma ise küçük bir eserdir. İçerisinde 150 tane muamma vardır diyebiliriz arkadaşlar. Risale-i Muamma küçük bir eserdir. İçerisinde 150 tane muamma vardır. O halde mensur eserlerine baktığımızda Hadikat-ı Suya'da Kerbela Vakası, Ründü Zahid, Farsça bir eserdir. Zahid ile bir babanın konuşması. Sıhhat Umaraz, Hüsnü Aşk yer ismi Hüsnü Aşk, Maraz'ın. Türkçe mektuplar ve Risale-i Muamma bunlar mensur eserleri. Şimdi geldik manzum eserlerine. Türkçe divanı var. Fuzuli'nin şairlik kudretini gösteren en önemli eseri Türkçe divanıdır. Divanın başında mensur bir divaca vardır. Farsça divan, Arapça şiirlerde önemlidir. Leyla-u Mecnun belki de en iyisidir. Beşeri aşktan tasavvufi aşk e, coşkun bir anlatımla dile getirilmişti Leyla Mecnun eseri. Bengübade ise 444 beyitten oluşuyor. Bu Türkçe ben sevdi. Bengübade Türkçe bir mesnevidir. Şah İsmail'e sunulmuştur. Eserde Afyon'la şarap karşılaştırılıp şarabın üstün olduğu sonucuna var oluyor Bengübade'de. Tercüme-i Hadis Erbayn ise mazlum 40 hadis tercümesidir. Sakiname, Hefcam, Farsçadır. Tasavvufi bir bakış açısıyla meyhanenin övgüsü yapılır diyebiliriz. Evet geldik 16. yüzyıldan bir diğer şairimize arkadaşlar Lami Çelebi. Türk edebiyatının en üretken şairlerinden bir tanesidir. 40'a yakın manzum, mensur, telif, tercüme eser yazmıştır. En tanınmış mensur eserleri Nefahatül Üns çevirisi, Şerefül İnsan ve İbret Numa'dır. Nefahatül Üns, velilerin hayat hikayelerinin yer aldığı Tezkiritül Evliya türünde bir eserdir. Molla Cami'nin birçok eserini tercüme ettiği ve aynı zamanda onun gibi Nakşi tarikatına bağlı olduğu için yaşadığı dönemde cami Rum lakabını almıştır. O halde Lami Çelebi görünce aklımıza cami Rum gelecek arkadaşlar. Vi Suramin, Vamuk Absal Apsal gibi o zamana kadar Anadolu'da fazla tanınmayan eserleri Türkçe aktararak bu alanda önemli bir hizmette bulunmuştur. Lami 10 mesnevi yazarak iki hamsa hazırlamıştır. Lami'nin divanında yer alan Bursa Şehrengizi bu türün edebiyatımızdaki en başarılı örneklerden bir tanesi kabul ediliyor arkadaşlar. Saraman Absal, Ferha Düşer'in, Visur Ramin, Vamuk Azra, Hüsnü Dil, Pervane, Ethab-ı Hüma, Guyu Çevgan, Maktar Hüseyin, Mevlid önemli hamseleridir diyebiliriz arkadaşlar. Yani iki tane hamsisi var demiştik. Bunlar da hamsisinin içinde yer alan önemli mesnevileridir arkadaşlar. Gelibollu mu Mustafa Ali'ye baktığımızda tarih ve biyografi, Külhül ahbar, en önemli eseridir. Tarif ve biyografi eserlerine baktığımızda Külhül Ahbar, Nusretname, Menakıbı, hünner Melandır arkadaşlar. münşat kitaplarına baktığımızda Münşeül İnşa ve Münşaat önemli. Menkıbe, Mirkato Cihat, Siyasetname, Nasihatü Serat'in bunlar arasında ilk akla gelenlerdir diyebiliriz. Gelibolu Mustafa Ali ile ilgili. Bağdatlı Rüyhe'ye baktığımızda en önemli özelliği Terkibi Bent yazarıdır. Türk Edebiyatı'nda tek eseri divanıdır. Aynı zamanda sosyal eleştiri konulu terkibi bende çok meşhurdur diyebiliriz. Taşlıcarı Yahya Rumeli bir şairdir. Edebiyatımızın hamse sahibi şairlerden bir tanesidir. Gencine Kitabül Usul, gülşen Envar, yusuf Züleyha, Şah-ı mesnevileri önemlidir. Bunlar da bir hamse oluşturuyor. Bunlar da önemli hamseleridir arkadaşlar. Yani mesnevileridir. Şah-ı Konusu İstanbul'da geçen telif bir eserdir diyebiliriz. Geldik 17. yüzyıl şairlerinden bir tanesi olan Nefi'ye arkadaşlar. 17. yüzyıl artık adımımızı attık. Nefi'nin ilk mahlası zararlı anlamına gelen darredir arkadaşlar. Ancak Gelibolu Ali Erzurum'da görev yaptığında şaire yararlı anlamına gelen Nefi mahlasını vermiştir. Nefi iyi bir medrese eğitimi alarak Arapça ve Farsça'yı çok iyi bir şekilde öğrenmiş. Edebiyatımızda övgü şair dediğimizde yani metye şair dediğimizde nefi, yergi, hicviye ve övünme fahri dediğimizde aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Nefi gelecek edebiyatımızda. Yani övgü, yergi ve övünme şairdir diyebiliriz. Babası onu küçük yaşlarda bırakıp Kırım Hanı'na giderek ona Nedim olmuştur. Bu olay Nefi'nin çok zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuş. Bu yüzden Siham-ı Kazaya babasına yazdığı bir hiciv başlamıştır. 1. Ahmet döneminde İstanbul'a gelen Nefi 4. Murat döneminde şöhretinin zirvesine çıkmıştır. 4. Murat Nefi'nin Sihamı kazasına okurken yanına düşen yıldırımın bir işaret olduğunu düşünerek şaire bir daha heciv yazmayı yasaklamıştır. Ancak bizim Nefi boş durur mu? Tabii ki boş durmaz. Ne yaptı? Gitti tekrar yazmaya devam etti. E, bu yüzden yazdığı için padişah da kendisini 1635 yılında arkadaşlar düşmanları tarafından idam ettirdi diyebiliriz. Türkçe ve Farsça olmak üzere iki tane divanı var Nefi'nin. Bu divanlarına baktığımızda bu divanlarında hicivlerini topluyor. Siha-ı Kaza adlı hiciv mecmuası vardır aynı zamanda bunlarda. Siha-ı Kaza'da mizahi şiirlerin yanı sıra küfür, sövme ve argonun olduğu şiirler de vardır diyebiliriz. Nefi'nin şiirlerinde belirgin bir Mevlana sevgisi de vardır. Türkçe divanında birkaç şiirde görülen bu durum Farsça divandaki birçok şiirde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. O halde Nefi deyince aklımıza ne gelecek? Türkçe ve Farsça divan aynı zamanda en önemli eseri Sihamı Kaza babasına yazdığı Hiciv adlı eser Sihamı Kaza gelecek. Şimdi geldik bir diğer şairimize. 20 ile yakın Şeyhülislamlık yapan Şeyhülislam Yahya'nın bilinen en önemli eseri divandır arkadaşlar. Bu Şeyhülislam Yahya'nın en önemli özelliği yerlilik arzusu onun şiirlerinde en önemli özelliktir. İstanbul, Edirne, yaşanılan çevre ve tabiat onun şiirlerinde canlı bir şekilde tasvir ediliyor. İstanbul Türkçesini çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Aynı zamanda şiirlerinde tasavvufu, işte şarap, meyhane kavramlarını da işliyor diyebiliriz Şeyhülislam Yahya ile ilgili arkadaşlar. Geldik 17. yüzyılda bir diğer şairimize Naili'ye. Naili edebiyatımızda şarkı yazarı olarak biliniyor arkadaşlar. Sekbi Hindi'nin 17. asırdaki en başarılı temsilcisidir aynı zamanda. Bir gazel şairi olarak ünlenmesine rağmen aynı zamanda edebiyatımızda ilk şarkı şairidir. Divanında 11 tane şarkıya rastlıyoruz. Hayatı ve Sekbi Hindi'nin tesiriyle şiirlerinde karamsar bir ruh hali var. Uzun yıllar edinle de sürgün hayatı yaşamış. Mesleğinde ilerleme kaydedememiş. tek bir eseri vardır. O da nedir? Divanıdır arkadaşlar. Neşati. Sekbi Hindi'nin en önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Aynı zamanda divanı vardır. Hildey Enbiya adında küçük bir mesneviyle bir de Örf-i Şirazı'nın bazı zor beytlerine açıkladığı Şerhi Müşkilat-ı Örfü adlı mensur bir eseri vardır. Nabi'ye baktığımızda hikemi tarzın edebiyatımızdaki en büyük temsilcisidir diyebiliriz Nabi. Şiirlerinde okuyucusuna öğüt verip yol gösteren bir tutum sergiliyor. Düşünen ve çevresinde olup bitenlere ibret gözüyle bakabilen, zamanında yaşanları eleştiren ve bununla da yetinmeyen en önemli şairlerden bir tanesi Nabi'dir. Nabi'ye baktığımızda mensur ve mazum eserleri vardır mensur eserleri yani düz yazı olan eserleri süslü yani ağır bir nesille yazılmıştır. Fetihname-i Kameniçe, Tuhvetül Harameyn, Zeyli Siyervisi ve Münşaat'a baktığımızda bunlar öğüt veren bir mizaca sahiptir bu eserlerinde. Tuhvetül Harameyn adlı eserinde Nabi'nin haç ziyareti siyarasındaki yolculuk izlenilmenin anlattığı bir eserdir diyebiliriz. Tuhvetül Harameyn, seyahatname türünde bir eserdir. Mazum eserlerine baktığımızda Türkçe divan, Farsça divançe, Hayriye, Hayrabat, Tercüme-i Hadise Erbain ve Sürname önemlidir arkadaşlar. Hayrabat, Feridüttün Atar'ın ilahiyamesinden etkilenerek yazılmış, aşıkanı konulu bir mesnevidir. Şeyh Galip, Hüsnü Aşk'ta Hayrabat'ın attardan çalıntı olduğunu söyleyerek Nabi'ye eleştirmiştir. Hayriye, Nabi'nin en meşhur eseridir. O, bu eserini 1071'de Halep'teyken oğlu Ebru Hayr Mehmet için yazmıştır diyebiliriz. Nabi, oğlu nezdinde dönemin gençliğine seslenmiştir oğluna iyi bir birey ve mutlu bir insan olması için nasıl davranması gerektiğini, hayatı boyunca izlemesi gereken yolu anlatmıştır diyebiliriz. En önemli eseri hangisidir? Hayriye adlı eseridir Nabi'nin. Haleti tek eseri divandır arkadaşlar. Edebiyatımızda şiirlerinden ziyade rubayleriyle şöhret buluyor Haleti. Yani çok güzel bir rubay şairidir diyebiliriz.